Elimizde gx eşittir 19'dan x'e küp kök t dt'nin belirli integrali olarak tanımlanan bir g fonksiyonu olduğunu düşünelim. Bu videoda g üssü 27'nin neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize bulmaya çalışın. İsterseniz bir ipucu da verebilirim. Kalkülüsün ikinci temel teoremini düşünün. Şimdi birlikte yapalım. Önce g üssü x'in neye eşit olduğunu bulup sonra da bunun 27'de aldığı değeri bulabiliriz öyle değil mi? Bunu yapmanın en kolay yolu ise denklemin iki tarafının da türevini almaktır. Hadi yapalım. Sol tarafta g x'in x'e göre türevi Sağ tarafta ise bunun x'e göre türevi var. Sol taraf gayet kolay. gx'in x'e göre türevi g üssü x'e eşit değil mi? Peki ya bu taraf? İşte bu noktada kalkülüsün ikinci temel teoremi yardımımıza koşacak. Hemen not edelim. Evet kalkülüsün ikinci temel teoremi. Buna göre elimizde büyük fx fonksiyonu olduğunu düşünelim. Bu fonksiyon a'dan a'nın bir sabit olduğunu eklemek istiyorum. Evet a'dan x'e küçük f t dt'nin belirli integraline eşit olsun. Kalkülüsün ikinci temel teoremine göre küçük f fonksiyonu a x aralığında sürekli ise bunu kapalı a x aralığı olarak not ediyorum. Bu durumda büyük f üstü x içteki fonksiyonun t yerine x'te aldığı değere yani f x'e eşittir. Bunu ilk gördüğünüzde gizemli bir şey olduğunu ve çok sık da kullanmayacağınızı düşünmüş olmalısınız. Bu aslında çok ama çok faydalı bir şeydir ve bunun sayesinde ileride buna benzeyen belirli bir integrali de farklı şekillerde düşünebileceğiz. Elinizde bu denli karmaşık bir integral olduğunda da e, işimizi nasıl kolaylaştırdığını göreceğiz. Şimdi bunun x'e göre türevi. Öncelikle içteki fonksiyonun yani burada ft olarak not ettiğimiz fonksiyonun 19 x aralığında sürekli olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. x'in değeri ne olursa olsun, evet bu fonksiyon süreklidir. Tüm x değerleri için sürekli olduğuna göre yani bu koşulu sağladığımıza göre artık bunun türevinin t yerine x kullanarak küp kök x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Küp kök yazıyorum, t yerine de x koyuyorum. Peki soru neydi? Soru bunun 27'de aldığı değerdi. Yani g üssü 27. 27'nin küp kökü ise 3'tür. İşte bu kadar.